Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 27. haftasının 3. videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Dikdörtgenler prizmasından ve kare dik prizmadan bahsedeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. İkinci videoda dik prizmaların genel hallerinden bahsettik. Şimdi dikdörtgenler prizması ve kare dik prizma karşımıza çok çıktığı için bunun bir özel durumlarından bahsedelim istersen. Evet dikdörtgenler prizması nedir? İsimlerine uyarlandırılıyordu. Tabanı dikdörtgen olan prizmaya biz dikdörtgenler prizması diyoruz. Açılımı da tabanı dikdörtgen olduğundan dolayı ne olmak zorunda? 4 tane dikdörtgen burada. Bir tane dikdörtgen de alt üst olunca olay bitti. Ya da daha farklı açılımları da yine karşımıza geliyor diye söylemiştik size. Evet burada tabanındaki dikdörtgende kenarlar A ve B ise yükseklikte C olarak adlandırılırsa e, hacim macim kolay. Hacim neydi? İlk hacimden bahsedelim. Taban alan çarpı yükseklikte. Hocam hacim dediğimiz A çarpı B çarpı C'dir. Çünkü taban alan çarpı yükseklik. Evet hacmi bak kendimiz bulduk. Ha aklına gelmezse kendin bu şekilde şekli çizip kendin de taban alan çarpı yükseklik diye düşünüp kendin de zaten hacmi ulaşabilirsin. Peki alan nedir diye sorulduğunda alan neydi arkadaşlar? Taban alanları artı. Şu taban alanlarına bakalım. Hocam A çarpı B'den kaç tane var? 2 tane var. 2 tane AB artı. Bir de taban çevresi çarpı yükseklikte. Burası da A, burası da B. Taban çevresi 2A artı 2B değil mi? 2A artı 2B'yi neyle çarpacağım? C ile çarpacağım. O zaman alan neye eşit oluyor? 2AB, 2AC ve 2BC'ye eşit oluyor mu? Oluyor. Yani dikkat et. ABC harflerini ikişerli çarptığın zaman bir de bunları 2 ile çarptığın zaman yüzey alanı da elde etmiş oluyorsun. Yani 2 tane AB, 2 tane AC ve 2 tane BC. Özellikle bakın sözel sorularında bu alanı ve hacmi kullandırıyorlar arkadaşlar. O yüzden bunu bu şekilde bilmenizde fayda var. Zaten ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bir yapıya baktığınız zaman, dikdörtgenler prizması şeklinde yapıya baktığınız zaman burada şu şekilde bir şey de söyleyebiliriz. Yalnız bu sadece birim küplerle oluşturulabilen yapılarda diyoruz. Dikdörtgenler prizmasında da diyebiliriz, karedik prizmada da diyebiliriz aslında. Görünen yüzeye çarpım 2. Çünkü sen bir yapıya baktığın zaman, hani dikdörtgenler prizması ve karedik prizmadan bahsediyorum. Sen buradaki yapının önünü görüyorsan arkasını göremezsin. Üstünü görüyorsan altını göremezsin. Sağ tarafını görüyorsan sol tarafını göremiyorsun, göremezsin. Bak mesela sağını görüyorsun. Solu da bu tarafa doğru olduğu için göremezsin. Çünkü burayı gördün. Ya da bu bu tarafa bakmış olsaydı şöyle e, solunu görmüş olsaydın sağını göremeyecektin. O yüzden görünen yüzeye çarpı 2'dir aslında. Yani aslında şurada kalan A, şurada kalan B, burada kalan da C ise A alanından 2 tane var, B alanından 2 tane var, C alanında da 2 tane A var, 2 tane C var diye ona göre 2A artı 2B artı 2C de diyebilirsin. O yüzden ABC harfleri de verildiği zaman 2 tane AB, 2 tane AC ve 2 tane BC de alana eşit oluyor diye bilmekte fayda var. Bunu bilmezsen de ilk başlarda kendin böyle şey yap. Hani prizmayı şöyle bir çiz. Prizmayı çizmek de kolaydır. 2 tane dikdörtgen iç içe çiz. Sonra de A. Buradaki alanlar tek tek bulmaya çalıştı. AB'den 2 tane var. Sonra taban çevirisi harfi yükseklik yazıp kendin ulaş. Çünkü kendin ulaştığın zaman şurada daha net bir şekilde kalıyor. Tamam. Sen yine genel formülleri bu bil, bil. Şu özel formülde de prizmada biz bunu ve bunu da çok kullandığımız için bilsen iyi olur. Bilmesen çok problem değil. Kendin çıkartabilirsin çünkü. Evet dikdörtgenler prizmasında şu taban kenarları bu da yükseklik olduğunu söyledik. Peki bunların hepsine biz ne diyoruz? Ayrıt diyoruz. Kaç tane ayrıt var? 1, 2, 3, 4 burada. 5, 6, 7, 8 burada. Bir de yükseklikler 4 tane 12 tane ayrıt olmuş oluyor. Peki yüzey köşegeninden ya da cisim köşegeninden bahsederler. Arkadaşlar herhangi bir yüzeyden çizdiğin köşegene biz yüzey köşegeni diyoruz. Bu ya da bu ya da şuradaki köşegen ya da buradaki köşegen bunlar hep yüzey köşegenidir. Tabi yüzey köşegenler birbirinden farklı oluyor burada. Sadece buradaki köşegenle buradaki köşegen aynı dikdörtgenler. Sağlı sollu yüzeylerdeki köşegenler birbirine eşit. Altlı üstlü yüzeylerdeki köşegenler birbirine eşit. Önlü arkalı yüzeylerde köşegenler birbirine eşit olmuş oluyor. İşte yüzey köşegeni adı üstünde yüzeyden çizilen köşegen, yüzey köşegeni. Bir de cisim köşegeni var. Cisim köşegeni de arkadaşlar hani cismin en alt köşesinden çapraz en üst köşesine birleştirdiğimiz köşegendir. Ya da şurasıdır. Ya da şuradan şuraya aldığımdır. Ya da başka neresi kaldı? Şuradan şuraya al çizdiğin köşegendir. En üst köşeden en alt köşeye çizdiğin köşegendir. Bu cisim köşegenleri de hepsi birbirine eşittir. Cisim köşegenleri kendi arasında birbirine eşittir yalnız. Peki cisim köşegenini nasıl bulacağız? Hocam cisim köşegeninin formülü de şu. Kare kök içerisinde a kare artı b kare artı c kareye eşittir. Bilseniz mi ezberlesek mi hocam? Valla müfredatta yok. Ezberlemeyebilirsiniz ama müfredatta yok dememe de bakmayın. Çünkü siz kendiniz bu yüzey köşegeninde bulabilirsiniz. Niye? Çünkü B iken burası B ya. Buradaki Pisagor'dan şurası ne oldu? Kare içinde A kare artı B kareye eşit oldu. Hocam C iken burası da C oldu. Bir de bu kırmızı üçgende Pisagor yapacak olursanız bunun karesi artı bunun karesi. A kare artı B kare artı C kare yaptı. Bir de kare içine alacağız tabii ki. Normal Pisagor bağıntısından da cisim köşegeninde siz bulursunuz arkadaşlar. Tamam. Evet dikdörtgenler prizması dediğimiz olay bu. Bir tek şeyden bahsetmemişim. Yüzey köşegeni ondan bahsettim ama bir tane yüzey köşegeninde de B kare artı C kare olduğunu, olduğunu ya da A kare artı B kare olduğunu ya da A kare artı C kare olduğunu zaten Pisagor bağıntılarından bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama bizim için önemli olan nedir? Tabii ki alan yüzey alanı ve hacim. Hacim dediğimiz A çarp B çarp C. Alan dediğimiz ABC. Şöyle ABC'leri yazdıktan sonra Kenarların ikişerli çarpımı, iki katı. AB'nin iki katı, BC'nin iki katı, bir de AC'nin iki katı diye yaz düşündüğünüz zaman hacme ulaşırsınız. Pardon, alana ulaşırsınız arkadaşlar. Tamam? Ama iki katı. Niye? Görünen yüzeye çarpımı 2'den de aklınıza gelsin. Çünkü bir yapıya baktığınızda yarısını görürsünüz. Diğer yarısını göremezsiniz. Çünkü önü gören arkayı göremez gibi düşünüp öyle de yorumlayabilirsiniz. Bu mantık da bak önemli. Ön ve arka çünkü bununla ilgili ÖSYM gerçekten güzel sorular sordu. Onu ilerleyen zamanda göreceksiniz zaten. Evet dikdörtgenler prizmasını hallettik. Kare dik prizmada tabanı kare olan prizma. Arkadaşlar hacim dediğimiz nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Hocam a kare çarpı h. Alan dediğimiz nedir? Alan dediğimizde a kareden iki tane var. İki tane a kare artı a çarpı h dikdörtgen. Ya da taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi 4a değil mi? 4a çarpı h. Herhangi bir şekilde bu kare dik prizmada şöyle bu hacmi bu alanı ezberleyin demiyorum. Çünkü kendiniz çok rahat bir şekilde çıkartıyorsunuz zaten. Hocam herhangi bir yüzey köşegeni tabanın yüzey köşegeni mesela a a a kök ki ya da a a a kök ki ya da şuradaki yüzey köşegeni yan yüzeydeki hocam a kare artı h kare kare içinde a kare artı h kare oldu belli arkadaşlar. Hocam cisim köşegeni ya cisim köşegeni de yine aynı şekilde Pisagor bağıntılarından bulursun. a a kök ki burası da h bir de burada Pisagor bağıntısı olay bitti. Ya da cisim köşegeni dediğimiz şey a kare artı b kare artı c kare değil miydi? Yani a kare artı a kare artı h kareydi. Bu da kare içinde 2 a kare artı h kare yapıyor. Ama bunların hiçbirini ezberleme. Dikdörtgenler prizmasından zaten sen buradaki duruma hakimsin. Herhangi bir sıkıntı yok. Ayrıt dediğimizde arkadaşlar yine 8 tane ayrıtı var. 4 burada 4 burada 4 de dikey yani sütunluğu düşündüğünüz zaman 12 tane de ayrıtı oluyor. Yüzey köşegeni yüzeyden çizilen köşegen cisim köşegeni de şu. Müfredatta yok ama cisim köşegeni ile alakalı soru karşımıza çıkabilir. Çünkü biz bunu ilk videoda öğrendik. Evet prizmalar bunlar işte arkadaşlar. Yani bildiğiniz dik prizmalarla aynı sadece özel durumu bu. Bu özel durumu da ÖSYM mutlaka TYT'de bir tane soru soruyor dikdörtgenler prizmasıyla alakalı. O yüzden önemli bir ders aslında şöyle bakacak olursak. Evet gençler şimdi Alan EML 3 birim kare demiş. Hacim nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bir prizmanın hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. E taban alanı burada eşitler verilmiş. E alan dağıtarak bulabilirim ben bunu. Hadi bulayım bakayım. Hop şöyle çizdiğim zaman çift çizdeki alan 3 ise bak dikdörtgendeki alan bilgisini kullanıyorum. Çift çizdeki 3. Hocam burası 6 ise burası da 6. E o zaman taban alanı kaç yaptı? Taban alanı arkadaşlar toplamda taban alanıyla aynı. Yani 12 yaptı. E o zaman Taban alanı çarpı yükseklik olacaktır. Cevap. Yüksekliğimizde 4 olduğundan dolayı cevabımız kaç yaptı? 48 yaptı arkadaşlar. Evet örnek 9'u 48 bulduk. Geldik örnek 10'a. Farklı üç yüzünün alanları. Hmm. Şimdi düşün. Bak şekli çiz. Şekli çizmeyi de bil kardeşim. Dikdörtgen çizdin. Böyle iç içe bir dikdörtgen daha çizdin. Hop şöyle hop şöyle hop şöyle yazdın şöyle. Burası A burası B burası C. Farklı üç yüzünün alanları diyor. Hocam bir yüzey ön tarafken öbür yüzey arka taraf olamaz. Alanları aynı eşit. Işte aynı olan yok çünkü. E o zaman 3 farklı yüzey. Bir bu alandan bahsedeceğiz. Bir bu alandan bahsedeceğiz. Bir de bu alandan bahsedeceğiz o zaman. Farklı yüzeyler bunlar oluyor değil mi? E o zaman burası şöyle ön yüzeye bakacak olursak A çarpı C değil midir? Şurası da B çarpı C. Taban da A çarpı B değil midir? Ya da taban da A çarpı B değil midir? Evet. Yani atıyorum A çarpı B 10 verirsin. Sonra 15'te A çarpı C olsun. Sonra ne kaldı? B çarpı C yüzeyi de. Değil mi? B çarpı C yüzeyi de kaç yapsın? 24 yapsın. Hacmi nedir diye soruluyor. Bak ÖSYM bununla ilgili gerçekten güzel sorular soruyor. Ya alanla ilgili ya hacimle ilgili. Böyle bilinmeyen denklemler geldiği zaman böyle kaç? 3 bilinmeyen 3 denklem var aslında. Bunlarla ilgili işlem yapmayı bileceksin. Senden ne isteniyor? A'yı B'yi C'yi ayrı ayrı bulamazsın burada. Bulmaya çalışma ya da. Senden ne isteniyorsa onu elde etmeye çalış. A çarp B çarp C isteniyor senden. Onu elde etmeye çalış. E burada nasıl elde edebilirsin? Normalde sen iki bilinmeyen denklem gördüğün zaman ne yapıyorsun? Taraf tarafa topluyorsun. Topladığın zaman onu elde edemezsin. E bir de taraf tarafa çarpmayı düşün. Çarptığın zaman ne oluyor? Hocam hepsini çarpıyoruz. A kare geldi, B kare geldi, C kare geldi. Çünkü A'dan 2 tane, B'den 2 tane, C'den 2 tane olduğu için. Bu da neye eşit olacak? 10 çarpı, 15 çarpı, 24 eşit olacak. Her iki tarafın kare kökünü alacak olursam A çarpı B çarpı C eşittir kare kök içinde 10. 10 dediğim asal çarpanlarına ayırarak yazayım. 2 çarpı 5. 15 dediğim 5 çarpı 3. 24 dediğimizde 3 çarpı 8 yazayım. Zaten çıkacak arkadaşlar. 8 de tamam 3 çarpı 8 yazayım. Bak şimdi 5 kere 5 25 kök dışına nasıl çıktı? O zaman hacim 5 diye çıktı. Hocam 3 çarpı 3 var 9. Kök dışına 3 diye çıktı. Hocam 2 ve 8 kaldı. Çarpımda 16. Çarpımda 16 olduğundan kök dışına nasıl çıktı? 4 diye çıktı. Yani o zaman buradan hacmi kaç bulmuş olduk? 60 bulmuş olduk. Böyle sorulara bak yıllardır soruyorlar. Ee, yani ya şekil çizip de böyle bu mantıkta sorular geliyor. Ya da böyle biraz sonra göreceksiniz zaten toplamayla da alakalı da güzel şeyler yine karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Taraf tarafa ekleme, toplama ya da taraf tarafa çarpmayla ilgili işlemleri de burada yapmayı ihmal etme. Evet örnek 10'u böylelikle 60 bulduk. Geldik örnek 11'e. Farklı ayrı uzunlukları x, y, z olan dikdört kenar prizmasının yüzey alanı 18 verilmiş. Yüzey alanı neydi arkadaşlar? x, y, z kenarlarının ikişerli çarpımının iki katıydı. Yani 2x, y artı 2, yz artı 2 tane x, değil miydi arkadaşlar? İşte bu kaç verilmiş? 18 verilmiş. Buradan x, y, y, z ve x, z'yi kaç buluruz arkadaşlar? 9 olarak buluruz. Peki böyle bir denklem verilmiş. E ne yapacağız? Rasyonel sayılarda bir denklem verilmiş. E payda eşitlemekten başka çaremiz yok. Bunu y, z ile bunu x, z ile bunu da y, x, y ile çarpacak olursak. Hocam y, z artı x, z artı x, y bölü x, y, z eşittir 3 bölü 7 verilmiş. E ben X, Y, Y, Z ve X, Z'nin toplamını kaç buldum? 9 bulmadım mı? Yukarısında tam 9 bölü X, Y, Z. X çarpı Y çarpı de zaten hacıma eşit değil mi? Kenarların çarpımı. Eşittir 3 bölü 7 olduğundan. Buradan da ne geliyor o zaman? V'yi de böylelikle 21 olarak buluruz arkadaşlar. Çünkü 3 ile 9 sadece 3. 3 kere 7 de 21 yapmış oldu. Evet örnek 11 böylelikle 21 çıktı. Geldik örnek 12'ye. Yüksekliği 7 birim. Cisim köşegeni 9 birim olan kare dik prizmanın hemen şekli çizelim arkadaşlar. Kare dik prizmayı şöyle çiziyoruz. Onda da iki tane dikdörtgen çizeceksin yine şöyle. Tabanı kare olacak sadece. Şöyle bir kare bak. Çizdik. Evet. Yüksekliği 7 birim. Cisim köşegeni de 9 birim demiş. Aa, aa. Hocam cisim köşegenini vermiş. Cisim köşegeni neresi? İşte tam olarak burası. İstersen Pisagor bağıntısından bul. İstersen şöyle bul. Hocam kare içinde A kare artı A kare artı 7'nin karesi 7'nin karesi eşittir 9 de istersen buradan bu sana kalmış. Ya da ne yaparız hocam buna ait bir dik üçgen şöyle oluşturursak çünkü bu zemin edik ya. Hocam burası da kare olduğundan a a ise burası a kök e 7 burası da 7 istersen buradaki pisagor bantısından yap. Buradan ne geldi 2 tane a kare artı a kök karesi artı 7'nin karesi 49 eşittir 81 olacak. 2 a kare buradan ne geliyor 32 mi geliyor? 32 geldi. 2 tane A kare 32 ise A kare 16 yaptı ve A'yı da böylelikle kaç bulduk? 4 bulduk. Evet A 4 çıktı. bizden ne isteniyor? Yüzey alanı nedir? Alan dediğimiz taban alanlarından 2 tane var. 2 tane 4'ün karesi artı yanal alan dediğimizde taban çevresi çarpı yükseklik. Yani taban çevresi 4 çarpı 4 değil mi? 4'ten 4 tane var. Çarpı bir de 7 deyince olaya ulaşırız. Yani kare prizma ile ilgili o verilen formülleri ezberlemeye gerek var mı? Yok. Kendiliğinden zaten sonuca ulaşıyoruz. O zaman alan 16 çarpı 2'den 32 artı. Bu da 16 çarpı 7. 16 ile 7 çarpma 6 kere 7 42. 7 kere 1 7. 112 çıkıyor galiba. 112. Buradan da alanı kaç bulduk? 144 bulduk. Evet 144 çıkmış oldu arkadaşlar cevabımız. Yani örnek 12 144 bulduk. Geldik örnek 13'e. Şimdi uzuncara bir soru var. Bakalım ne diyor? Şekil 1'de kısa kenarı İki birim olan dikdörtgen şeklindeki iki metal çubuk, ağırlık merkezi çakışacak şekilde birbirine dik olacak biçimde yapıştırılıp baskı aleti yapılmış. İki metal çubuk var ve kısa kenarda iki birim olacak şekilde bunlar ağırlık merkezleri de yani köşegenlerin kesim noktası burada e, çakışacak şekilde böyle şey olmuş. O zaman bunlar bir de birbirine dik olacak şekilde çakıştırılmış. Bu baskı aletiymiş. Şekil 2'de de mavi renkli kare şeklindeki kartonun üzerine baskı aleti konulup fazla parçalar kesilip atılıyor. Bak baskı aletini kare şeklindeki şeye koydum. Sonra fazla parçalar şuradaki mavi şeklindeydi bu. Baskı aletinin üstüne koyunca şuradaki fazla mavi parçaları attım. Sadece baskı aletinin altındaki şeyler kaldı. Buradaki ifadeler kaldı. Sonra ifadeler derken bunun altındaki mavi kartonlar kaldı. Şu siyah bölge kaldı yani sadece. Şekil 3'te de baskı aletinin altında kalan kartonla hacmi 20 birim küp olan üstü açık kare dik prizma oluşturuluyor. Evet arkadaşlar elimizde şöyle bir şey var ya şöyle bir şey var e, ben buradakileri yukarı doğru kaldırdığım zaman tabanı kare olan bir ne oluşturmuş oldum? Kare dik prizma oluşturmuş oldum. Üstü ağza açık olmuş oluyor yani çünkü şurası var burası var burası var burası var burası var üst taban var mı? Yok. Yani açılımda bir de şöyle bir kare daha olması lazımdı. Üstünü kapatabilmemiz için değil mi? Evet ağzı açık bir ne elde etmişiz. Bir şey e, ve hacmi 21 20, bir, 20 birim küp olan bir kare dik prizma oluşturmuşuz. Tamam. Şimdi kısa kenarı kaç birimdi bunun? 2 birimdi. Kısa kenarı 2 birim olduğuna göre yükseklik yani şurası 2 birim. Tabanı 2 birim mi oldu arkadaşlar burasının? Evet tabanı 2 birim oldu. E o zaman 2 2 tabanı 2 olan bir prizmanın hacmi de 20 olarak verilmiş. Yani a kare çarpı h 20 ise Haş buradan ne geldi? 5 geldi. Arkadaşlar haşı 5 bulduk. Haşı 5 bulduysak H dediğimiz yer burası değil mi? Evet şurası 5 çıktı yani. E o zaman burası da 5. 5 5 10 o zaman kare şeklindeki şuradaki uzunluk kaç oldu? 12 birim oldu. Sonra alanı şekil 2'deki kartonun 4'te 1'i olan kare. Arkadaşlar şekil 2'deki kartonun alanı kaç? 144. O zaman 144'ün 4'te 1'i kaç? 36 ise karenin bir kenarı, kenar uzunluğu ne olacaktır o zaman? 6 olacaktır. Evet, bir kenarı 6 olan bir kartona yine baskı aletini koymuşum. Baskı aletini koyduğum zaman şu parçaları yine atacağım ve sonra yine bir kare prizma elde edeceğim. Kare prizma derken bu sefer ne olacak yalnız dikkat et. Şu zeminde bu taban olacak. E kartonun şimdi baskı aletini koyduğum zaman kartonun bir parçası burada kaldı, bir parçası burada kaldı. Bir parçası burada kaldı. Bir parçası da burada kalmış oldu. İşte buradaki parçaları da ben bulabilirim aslında. Şurası kaç birim? 2 birimdi. E burası 2 birim. Tamamı 6 birim olduğundan yüksekleri de eşit olduğundan e, buraya da ikişer birim mi kaldı? Evet. Yani benim kare prizmam ne oldu arkadaşlar? Tabanı kare olan prizmada tabanı 2 olan kare ve yüksekliği de kaç? Yüksekliği de şunu şöyle yukarı kaldırdığım zaman ne oluyor? 2 yapıyor. Aslında kare prizma ama küp oluştu burada. Olsun. Yani Yüksekliği tabanıyla eşit olan kare prizmaya da biz küp diyoruz zaten. Bu prizmanın acmi nedir diye soruluyor. O da daha küpü görmediğimiz için şey yapmayalım. Ee, Aküp demeyelim direkt. Taban alanı çarpı yükseklik diyelim. Taban alanı 2 çarpı 2. e Bir de yüksekliğimiz de 2. O zaman cevabımız kaç çıktı? 8 çıktı arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere güzel bir soru arkadaşlar. Böyle sorularla da karşılaşacaksınız. Soruyu okuyup anladığınız zaman yine rahat bir şekilde yaparsınız korkmayın. Geldik örnek 14'e. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar kenar uzunlukları 2-2-4 birim olan kare dik prizma biçimindeki tuğlalar şekildeki gibi yüzeyleri tam örtüşecek biçimde üst üste konulmuş. Şöyle. Buna göre şekildeki yapının yüzey alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar. Şimdi kare prizmaları böyle koymuşuz ama aslında bu bir prizma değil mi? Şöyle düşünecek olursanız. Prizma. Nasıl bir prizma? Bak şimdi onu söyleyeyim sana. Nasıl bir prizma biliyor musun? Hocam tabanı ve tabanı aynı olan şekle prizma diyorduk. Ama hocam bu tabanla üst taraf aynı değil ki. Şurası aynı değil ki diye düşünebilirsiniz aslında. Evet ama arkadaşım şuraya bakar mısınız? Şuradaki ön yüzeyiyle kaçgen oluyor bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gen. Tabanı da 12 gen. Tabanı da 12 gen değil mi arka tarafı da? E işte Tabanı da 12gen, tavanı da 12gen olduğu için arkadaşlar burada aslında bu bir prizmadır. Yani siz prizmanın alanını nasıl buluyorsanız burayı da öyle bulacaksınız arkadaşlar. Tamam. Aklınızda bulunsun. Ya da ayrı ayrı. Ya yani ne bileyim hocam bu prizmanın alanını düşünürken ayrı ayrı şöyle düşünebilirsiniz aslında. Nasıl düşünebilirsiniz? Hocam şu yüzeyleri bulurum. Bu yüzeyin aynısı arka yüzeyde de var dersiniz. Sonra e, ön arka. Bak ön arka bulursunuz. Ondan sonra alt üst bulursunuz. Sonra sağ sol, sol bulursunuz. O şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama bence şuradan gitmek daha mantıklı arkadaşlar. Nereden gitmek? Şuradan gitmek çok daha mantıklı. Çünkü bu prizma. Ama prizma olduğunu siz algılayamazsınız aslında ilk etapta. Ee, ama prizma olduğunu da algılayın. O zaman ne yapacağız arkadaşlar biz? Taban alanları yani ben şu alanı bulacağım arkadaşlar. Taban alanları derken bu alan. Hadi birinci yol diyeyim ve ikinci yol diyeyim. İki yoldan çözeyim istersen. Birinci yol. Taban ve tabanı burası yaptı değil mi? Taban alanları. Bu alanları bulacağım. 4 kere 2 8 burası. 8'den 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 8 çarpı 6'dan 8, 8'den 6 tane alan var. 8 çarpı 6 ön yüzey. E bir de çarpı 2 dersem taban alanlarını buldum. Artı yanal alan. Yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklik değil mi? Evet. Tabanı burası kabul etmiştik. Taban çevresine bakacak olursak. Hocam burası 4, 8, 12. Hocam şu dikeylerde 2, 4, 6, 8, 10, 12. Toplam 24 yaptı. Peki üst taraftaki şuradaki yataylar ne yapıyor? Buradaki yatayları ayrı ayrı bulamazsınız ama bir bütünsel olarak düşünecek olursanız bu yataylar da hani dikdörtgen sorularında da yapmıştık böyle. Bu yataylar toplamı da Alttaki şu 12'ye eşit olmuyor mu? Oluyor. O zaman şu yataylara ayrı bakacak olursak 12 burası 12 burası toplam 24 artı dikeyler de 2 4 6 8 10 12 de dikeyler yaptı. E, taban çevresi bu yaptı. Çarpı yükseklik diyeceğiz. Yükseklikte de şurası değil mi? Evet. İşte bu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Yani buradan ne çıktı? 6 kere 8 48 96 artı Burası 36 çarpı 2'den 72 yaptı. Buradan da alanı kaç bulduk? E, 9, 7 daha 16. 168 olarak bulduk arkadaşlar. Birinci yol bu olsun. Şimdi ikinci yoldan da bahsedeyim istersen. Bak birinci yol bu. İkinci yolda şu şekilde. Hocam ön arkayı ayrı ayrı buluruz. Düşün. Ön arka. Ön arka. Hocam ön arka. 8'den kaç tane var? 8'den 6 tane var. 8'den 6 tane var. O da 48 yaptı. Şimdi bizim bu prizma gibi yapılarda ne var? Bir ön var, bir arka var. Bir yan sağ var, bir sol yüzey var. Bir alt yüzey var, bir de üst yüzey var. E o zaman şimdi bir de sağ yüzeye bakalım. Sağ yüzeyle şöyle bakacak olursanız sol yüzey aynı değil midir? Evet, aslında biz hep ne dedik? Birim küplerle oluşturabilen yapılarda işte çarpı 2 demek, görünen yüzeye çarpı 2 deyince aslında yüzey alanında da ulaşıyorsunuz ama onu ilerleyen zamanda zaten söyleyeceğim. Şimdi ben ön arka diye yapayım. Sağa sola bakalım. Sağa sola bakalım. Sağa solda ne var? Şimdi bu, bu arada ben burada 6 çarpı 8 yazdım. Ön arka. Ama bir de burada 6 kere 8 48. Artı bir daha 8 çarpı 6 var arkada da. 48 48 96 yaptı. Bir kere burası. Sağa sola bakalım. Hocam 2 kere 2 4 8 12. Sağ, sağ taraf 12. Sol taraf da 12. 24. İşte görüyorsunuz sağda bulunan alan solda da oldu. Bir de kaldı alt üst kaldı. Alt üst kaldı. Alt üstte de bakacak olursak alt taraf alanın direkt kaç? Şöyle bir dikdörtgen yapı gelmedi mi arkadaşlar? Evet. 4 8 12 çarpı 2 değil mi burası? Evet. 12 çarpı 2 geldi. Artı üst tarafa bakacağım. Üst tarafa bakarken de ne yapacağım? Hocam bu yüzey alanı artı bu yüzey alanı artı bu yüzey alanı artı şu yüzey alanı artı bu yüzey alanı diyeceğim. Bunları ayrı ayrı bulamam ama hepsini bir bitişik olarak düşünecek olursanız Alttaki şuradaki dikdörtgene eşit olmuyor mu arkadaşlar bu? Evet. Şu yüzey bu yüzey iz düşümleri bak bu dikdörtgeni dolduruyor. Yani üst tarafta yine aynı şekilde 12 çarpı 2 yapıyor. Yani bu da 48 yapıyor arkadaşlar. Yani sen bunları topladığın zaman o zaman ne yapıyor? Bu yine 72 yapıyor. 72 artı 96'tan yine hepsinin toplamı 168 yapıyor arkadaşlar. Ya böyle ön arka sağ sol alt üst şeklinde bakacaksın ya da bir prizma yakaladıysan taban al ee, ilk önce taban alanlarını bulacaksın. Sonra taban çevresi çarpı yükseklik şeklinde gideceksin. Aklının bir köşesinde bulunsun arkadaşım. Hatta böyle bir yapıyı gördüğün zaman görünen yüzeyin alanlarını yaz. Onu anlatacağım sonra. Sonrayı bırakıyorum. Çarpı 2 deyip yine sonuca ulaşabilirsin dostum. Evet örnek 14'te 168 olarak bulduk. Geldik örnek 15'e. Şekilde dikdörtgenler prizması şeklindeki bir yapıda kare şeklinde bir kapının içeriye doğru 90 derece açık hali gösterilmiştir. İçeriye doğru 90 derece açılmış. Yani şurası 90 derece. Yani şu buradaki ön yüzeye ne olacak? Dik olacak. Şöyle şu. Üst tarafta tabii ki dik olacak. Tam aklımızda bulunsun. Ve kare şeklinde dediği için buraları kaçar er birim? ikişer birim olduğunu biliyoruz. Sonra yukarıdaki veriliğe göre bu yapının hacmi tam sayı olarak en az kaç birim küptür? Bak tam sayı en az kaçtır? Bir de bir not demiş kapı KFCB yüzeyine temas etmiyor. Bu yüzeye temas etmiyor. Yani burada bir uzunluk var. Bir mi olur iki mi olur? Tabii en azını seçmeliyiz. Birim seçerse hayır tam sayı demiyor. O yüzden burada bir soru işareti kalsın bakalım şöyle. Öncelikle ben şu 13'ü kullanmalıyım. Bak havada bir doğru var. Havada bir doğru varsa biz ne yapacağız? Bu havadaki doğruya ait üçgen oluşturun diye söylemişti. Yüzeyden bir çizgi çizim olay bitti. Ama buradaki bu doğrunun uç noktası zaten havada kalmış. Yani havada kaldığı için herhangi bir yüzeyde maalesef çizim yapamıyorum. O yüzden ne yapabiliriz? Buna ait üçgen oluşturamıyorsak, e, dörtgen oluşturabileceğimiz durumlar da olacak. Onu da görelim. Dörtgeni nasıl oluşturabiliriz? Hocam, burada hop şunu şöyle çizersem bir dörtgen oluştu. Hatta bir yamuk oluştu şurada arkadaşlar. Bu nasıl bir yamuk? Dik yamuktur. Niye? Çünkü arkadaşım bak şurası şu düzleme dik, öndeki düzleme dik. Öndeki düzleme dik olduğundan burası 90 derece. Bu düzlem içinden geçen bu doğruya bu da aynı şekilde bu düzlemedik değil mi? Çünkü kapı 90 derece açılmıştı. Burası da 90 derece. Karşımıza bir dik yamuk çıktı. O zaman burada bir ne oluşturabiliriz arkadaşlar? Dik üçgen oluşturabiliriz. Hadi bakalım oluşturalım. Şöyle bir dik çizecek. Dik dörtgen çizecek olursak. Dik dörtgen çizdik. E hocam 2 ise kare kare diye, burası 2. 2 ise burası da 2. Şurası 5 birim. E o zaman burası da 5 birim. Buraya 3 kaldı. A şuradaki pisagordan ben şu A'yı bulabilirim. 13'ün karesi eşittir. A kare artı 3'ün karesi. 169'dan kaç çıktı? 9 çıktı. A kare buradan kaç yaptı? 160 yaptı. E o zaman A'yı da ben kök 160 olarak bulurum. Sonra devam edelim. A kök 160 ise o zaman burası da A'dır. Burası da kök 160'tır. E, ben şuradaki uzunluğu bulmaya çalışacağım. Arkadaşım şurada da bir dik yamuk yok mu? E burada da bir dik yamuk var. Burada da o zaman bir dik üçgen oluşturalım mı? Oluşturalım. Hop şöyle bir 90 derece çizecek olursak. O zaman ne geldi? 2 ise burası da 2. Tamamı 14'tü. O zaman buraya 12 kaldı. 90 derece. Şuraya da ben bir x diyeyim. X'i bulursam olay bitti. Kök 160'ın karesi 160 eşittir. 12'nin karesi yani 144 artı x kare olduğundan x kare 16 eşit oldu. X de böylelikle 4 yaptı. Evet x 4 oldu. Buraya 4 diye yazdık. E şimdi bizden ne isteniyor? Hacmi. E burası 6'dan büyük bir değer değil mi arkadaşlar? Evet. Buraya 1 ya da 2 yazmak yanlış. Çünkü tam sayı demiyor burada. Bu yapının hacmi en az kaçtır diye soruluyor. Eğer AB uzunluğu 6 olmuş olsaydı 6 olsaydı yazayım hatta olsaydı hacim ne olacaktı? Hacim 6 çarpı şu 6 çarpı 5 çarpı 14 olacaktı. 5 çarpı 14 olacaktı. 30 çarpı 14'ten 420 olacaktı. Ama bu 6'dan büyük olduğu için burası o zaman bu ifadede hacim de 420'den büyük olacağından dolayı cevabımız ne çıkar o zaman? 421 çıkar arkadaşlar. Örnek 15'i 421 bulduk. Geldik örnek 16'ya. Şimdi bu şekilde bir şey verilmiş. Kare şekil 1'de taban ayrıtı 3 birim olan cisim köşegenin uzunluğu da kök 34 birim olan kare dik prizma verilmiş. Arkadaşlar a kare artı a kare artı yani 3'ün karesi artı 3'ün karesi artı h'ın karesi eşittir. Kök 34'ün kare e, yani kare kök içinde 3'ün karesi artı 3'ün karesi artı h kare. Çünkü a kare artı b kare artı c kare kare kök içinde cisim köşegenin eşittir. Oradan bir eşitlik yapıp onu bulabilirsiniz. Ama farz edelim unuttunuz. E unuttuysanız ben de şunu şöyle çizerim. E hocam buna ait ne? Dik üçgen oluşturacağım. Al. Şöyle çizince dik üçgen mu? Evet. Bu yüzeye dik. O zaman burası 90 derece. 3 3 ise burası 3 kök 2 yaptı. Burası da haş ve buranın da 34 olduğunu biliyorum. Kök 34 olduğunu biliyorum. Kök 34'ün karesi eşittir. Haş kare artı 18'e eşit olduğundan haş kare 16 yaptı. H da böylelikle kaç bulduk? 6 bulmuş olduk. Evet. Burası 6 oldu. Burası kaç? 3. Değil mi? Haş 6 mı oldu? O, bir, bir dakika. 16'da pardon. E, 34'ten 18 çıkınca 16. 16'da h kare 16 ise h 4 oldu. 4 bulduk burayı. O zaman buraya da bir 4 yazalım. Sonra 3 4 5 üçgen çıktı. Bunu ben iki eş parçaya ayırmışım. Tam böyle yüzey köşegeninden kestiğim zaman ve bunun yüzey alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu şekil bir prizma mıdır artık? Evet. Nasıl prizmadır? Hocam kare dik prizma deme. Çünkü tabanı kareyken tavanı kare değil bak bu sefer bu parçalardan birinin yüzey alanı isteniyor. Bu üçgen prizmadır. Çünkü niye? Aynısı arka tarafta da yok mu arkadaşlar? Şöyle. Şu şekil değil mi arkadaşlar? Görünmeyen kısmı. Evet. E burada tabanı da üçgen. tavanı da üçgen. Sadece dikey halde verilmiş burada. E o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Bunun alanını bulmaya çalışacağız. E hadi bulalım bakalım biz şimdi bunun alanı. 3, 4, 5 üçgenden burası 5 çıktı. Evet. Bunun alanını bulurken ne yapıyorduk? 2 tane taban alanı. Alan eşittir. 3 çarpı 4 bölü 2 taban alanı dediğimiz burası. 3 çarpı 4 bölü 2'den 2 tane var. Artı yanal alan. Yanal alanda ne olacaktır arkadaşlar? Yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklikte. Taban çevresi 3, 4, 5 toplamı 12. Yükseklik de şurası değil mi? Burası da 3 değil miydi arkadaşım? Evet. 12 çarpı 3 yapacaktır. O zaman alan 12 artı 36'dan kaça eşit oldu? 48'e eşit oldu. Evet gençler işte kare dik prizma parçalayıp üçgen dik prizma haline de getirebilirler böyle. Evet geldik bir sonraki soruya. Örnek 17'ye. Hmm, güzel bir soru. Şekil 1'deki yamuk dik prizma biçimindeki tahta bloktan bir parçası kesilerek kesilerek bu buraya getirilmiş. Bak şimdi şu şuraya getirilmiş. Şu yüzeyler böyle çakışmış. Bu yüzeylerin üst üste çakışması demek ne demek? Hocam şu kenar uzunluklarının birbirine eşit olması demek değil mi? Evet. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit oldu. Hemen şu eşitleri şöyle gösterelim. Sonra a ne çıktı burada? Bir ikiz kenar yamuk çıktı. İkiz kenar yamuk olduğunda ne yapıyorduk? Hocam dikmeleri çiziyorduk. O zaman şu dikmeyi de şöyle çizecek olursak. Hop çizince ne geldi burada? Şuradaki parçalar birbirine eşit oldu. Şuraya x dersem burası da x. Bu arada şurası dörtgen yukarısı da dört değil mi? Bu yüzey dikdörtgen. Üst yüzeyi de zaten ne verilmiş? KLM'ne de bir kare verilmiş. Bir de kare olduğundan dolayı 4 4 4'ü yazdık. Bir de EB ile B ile birbirine eşit verilmiş. Neredesin EB? EB. O, şurası da arkadaşlar. Şurasıyla şurası eşit verilmiş. Yani ben buraya 4 ise burası 4 ise burası da 4 ya. X artı 4 iken burası da X artı 4 oldu mu? Oldu. Sonra diyor ki yapılan bu işlem sonrasında cismin yüzey alanı 16 birim kare azaldığına göre diyor. Hmm. Şunun yüksekliğine de Y diyeyim istersen. Şimdi 16 birim kare azalmış. Bak dikkat et. Ben şimdi ne yapıyorum burada? Hocam bu alanı geldim buraya yapıştırdım. Bu yüzeyler yapıştı bak. Bu yüzeyler yapıştı. Bu yüzeyler böyle iç tarafta kaldı. Bu yüzey alanları eksildi mi? Eksildi. O zaman eksildiyse bu dikdörtgenlerden iki tanesi eksildi. Tüm yüzey alanından. Bak hala bunlar değişmedi. Bak şuradaki yüzeyler. Diğer yüzeyler falan değişmedi arkadaşlar. Dur. Önce biz burada ne yaparız? Bunu böyle yaptığımız zaman eksilen alanı bulduk mu? Bulduk. Yani eksi 4 çarpı x artı 4'ten 4 çarpı x artı 4'ten kaç tane var? 2 tane var. Çünkü 2 tane yüzeyi yapıştı burada. E hocam eksilen yüzey oldu. Bunlar yapıştığı için eksildi. Ekstradan artan yüzey var mı? Var tabii ki. Bu yüzey önceden var mıydı? Yoktu. Bak bu yüzeyde burası oluştu. Hatta burası da oluştu. Aa hocam bu sağlı sollu yüzeyler de arttı. Geri kalan yüzeyler aynı kaldı mı? Kaldı. O zaman bunları da arttıracağız. Hocam zaten burası 4'tü burası da 7. Yüksekliği y demiştik artı 4 çarpı y'den de 2 tane var diyeceğiz. İşte bu alan neymiş? 16 birim kare azalmış. Ben bunu yaptığım zaman bak bu azalan alan bu artan alan azalana tabii ki eksi diyeceğim. Artan alan artı diyeceğim. E 16 bu yapılan işlemde 16 birim kare azaldığına göre bu eksi 16'ya eşit demektir. E buradan işlemimizi yapalım. 4 kere 2 8 e, eksi 8 x eksi 32 artı 8 y eşittir. Eksi 16 oldu buradan. Buradan da ne geldi arkadaşlar? Şunu şuraya atınca eksi 8x x artı 8y eşittir. Kaç geldi? 16 geldi. 2'ye böldüğümüz, 8'e böldüğümüz zaman eksi x artı y de buradan kaç eşit oldu o zaman? 8'e böldüğümüz zaman 2'ye eşit oldu. Hatta y de buradan x artı 2 eşit olmuş oldu. O zaman y de buradan x artı 2 eşit oldu. Aa artık ben burada bir pisagor bağıntısı yapabilirim. Yap o zaman bir pisagor bağıntısı yapalım bakalım. Hocam x artı 4'ün karesi eşittir. x'in karesi artı x artı 2'nin karesi. Hala buradan yapanlarınız mı var? İşlem işlem işlem. X'i bulursunuz. Hocam İkişer artan bir üçgen ne üçgendir? 6, 8, 10 üçgendir. X yerine 6 koyarsam 6, 8, 10 sağlıyor mu? Sağlıyor. X 6 bulduk. Yamuk dik bir hacmi kaç birim küptür diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar yamuk dik bir hacmi artık taban alanı çarpı yükseklik diyebiliriz. Ama yamuk dik prizma derken, taban alanı derken şurayı taban olarak seçmeyeceğiz. Dikkat. E, taban ve taban aynı. Ön ve arka aynı. Buradan da bulabilirsiniz. İşte bunun alanını bulup yüksekliği de şurasına alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da kardeşim sen bunu kesip buraya yapıştırdın. Hacimsel bir değişiklik oldu mu? Olmadı. Aslında senden buranın hacmi isteniyor. Şuraya kadar kısmı sen ne buldun şimdi? 10. Hocam burası bak 10. Sonra y'yi de kaç buldun zaten sen? Y'yi de kaç bulduk böylelikle? 6, 8. Y'yi de zaten 8 bulduk. E o zaman buradaki yamuk dik prizmanın hacmi aslında buradaki dikdörtgenler prizmasının hacmi eşittir. Yani 10 çarpı 4 çarpı 8'e eşit olacaktır arkadaşlar. Bak 10, 4 ve 8. İstersen şunun alanı bul. Alt taban artı üst taban. Bak aynı şey çıkacak. Hatta ben yapayım bunu. Cevap kaç çıktı? 120 çıktı. Bir de bu taban alanı çarpı yükseklikten yapayım. Taban alanı yamuk ya. Yamuk şu şekilde şu dikmeleri biz ne bulmuştuk arkadaşlar? Şurayı 4. Bu x de 6 6 çıkmıştı. Burası da kaç çıkmıştı? 7 8 çıkmıştı. Şurası da 4 olduğundan alt taban artı üst taban 20. Çarp yükseklik bölü 2. O da kaç çıktı? Aha. Çarp yükseklik bölü 2. Bu alan oldu. Bir de çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? 4 diyeceğiz. Yükseklik de burası yaptı. Bir yerde işlem hatası mı yaptım ben? Şurası 6 burası 6 burası 4. 10 20. Alt taban artı üst taban 20. Çarp yükseklik. Yükseklik de 8. Bölü 2 çarpı yükseklik. Taban alan çarpı yükseklik. O zaman bu da kaç yaptı? 80 çarpı 4'ten 320 yaptı burası. Ben burada hata mı yaptım? Şuraya bakayım. Şurası 10. Evet. Burası 4. Evet. Burası da 8. Evet. 14, 8. 120 nereden geldi ya? Bu da 320 olması lazım. Evet. iyi ki de şunu kontrol etmişiz. Buradan cevap ne çıktı arkadaşlar? Bak bunun hacmiyle bunun hacmi aynı olduğunu da gösterdik. İyi, ki de göstermişiz. İşlem hatası yapıyorduk. Cevap Buradan da aynı çıkıyor. Buradan da aynı çıkıyor. Çünkü bu parçayı kesip öbür tarafa yapıştırdım. Hacimsel bir anlamda bir kaybolma olmadı. Dolayısıyla ben burada hacim olarak dikdörtgenler prizmasının hacmini bulabilirim dedim. Şunun hacmini bulmaktansa ki bunun hacmi de zaten kolay bir şekilde çıkıyor. Bu da aynı şey zaten bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Evet gençler böylelikle ne yaptık? Örnek 17'yi de 320 bulmuş olduk. Geldik örnek 18'e. Şekildeki dikdörtgenler prizması 6 birim yüksekliğine kadar su ile doldur. Tamam. Bu prizma BCML yüzeyine yatırılırsa suyun yüksekliği ne olur diye soruluyor. Arkadaşım ben şimdi bunu yatıracağım. Nereye yatıracağım? Şöyle bir prizma çizeyim. Hemen hızlı bir şekilde bir prizma çizeyim. Şöyle küçüğünü çizeyim bari. Şöyle bir prizmayı çizdik. Şöyle bir prizma oldu. E, suyun yüksekliği de nasıl olacak o zaman? Su işte şu şekilde bir şey olacak değil mi arkadaşlar? Suyun yüksekliği de şöyle bir şey olacak. E bu yüzey şu BCML yüzeyine yatırdığımda hop şöyle yatırdığımda o zaman ne olacak? Bu havaya kalkacak. Yani yüksekliği normalde 5 yapıyor ama suyun yüksekliği soruluyor bize. Diğer kenarlarda 7 ve 10 mu? Evet 10 ve 7 yapacak. Dikkat et hem bu şekilde hem de bu aşağı doğru yatırıldığında içindeki su miktarları aynı değil mi? Evet o zaman V sular birbirine eşittir. E buradaki V suya bakacak olursak 5 çarpı 7 çarpı 6 değil midir? Aynen öyle. 5 çarpı 7 çarpı 6 neye eşittir? 10 çarpı 7 çarpı h eşittir. 10 çarpı 7 çarpı h eşittir. O zaman buradan 7'ler gitti. 6 kere 5 30 bölü 10'dan haşı da böylelikle kaç bulmuş olduk arkadaşım? 3 bulmuş olduk. Evet kolay bir soru. Ee, ama böyle prizmaların içinde böyle su bulunduğu için bulunduğu zaman farklı değişik halleri getirildiği zaman suların hacimlerini birbirine eşitlemeyi de ihmal etme. Evet örnek 18 3 çıktı. Yüksekliği soruluyordu zaten bize ve geldik bu soruya arkadaşım. Şimdi burada bu soruda bana şu lazım olacak bir daha. Şunun üzerinde bir işlem yapacağım. Şöyle bir kopyalayayım istersen. Evet kopyaladım. Öncelikle şurada bir kopyala yapıştır yaptım ve A şıkkını yapacağız arkadaşlar. A şıkkını şu küçükte mi göstereyim? Arkadaşım A şıkkını burada göstereyim. Maalesef burada küçük çizmek zorundayım. Şöyle bir şey. Zaten kolay bir şey. Şöyle net bir şekilde de görürsünüz. Şimdi diyor ki bize gençler. Bu soru şöyleyken. Şuraya koydum hatta şöyle yapayım. Ha. Şimdi bir demir blok var. Bir de şöyle bir şey var. İçinde su dolu olan bir küp. Bir küp var. Küpün içinde de su var galiba değil mi? Evet. Dikdörtgenler prizması şeklindeki yüksekliğini de bilmiyorum. E, hatta bu dikdörtgenler prizması değil. Dikdörtgenler prizması şeklindeki demir blok ve içinde iki bir yüksekliğine kadar su olan karedik dik prizmadan bahsediyor. Yüksekliğini de bilmiyoruz. Buna göre diyor aşağıdaki soruları cevaplayınız. Demir Bilyon en büyük yüzeyi. En büyük yüzeyi hangisi arkadaşım demir Bilyon 4'e ikilik şu yüzey değil mi arkadaşım? Evet. En büyük yüzeyi zeminde olacak şekilde suyun içine atılırsa suyun yüksekliği kaç birim olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada ne yapacağız? Arkadaşım bunu alacaksın. Alalım hatta suyun içine atacağız. Bak şimdi yine kopyalayayım. Şöyle yapıştırayım. Şunu biraz da küçülteyim. Arkadaşım bunu aldık şunun içine attık. Evet bunu bunun içine atınca zemine koyunca bir kere suyun içine tamamen batmış oluyor mu burası? Evet batmış oluyor. Suyun içine battığı zaman ne oluyor? Bu su şöyle bir yükselme oluyor mu? Oluyor. Şuraya bir haş diyecek olursak o zaman ne yorumunu yapacağız? Arkadaşlar bir suyun içerisine yani bir şeklin içerisine su attığımız zaman ve su içine tamamen batıyorsa hacmi kadar su yükseltir diyeceğiz. Evet bunu unutma. Tam battıysa ne oluyormuş? Hacmi kadar su yükseltiyor. Bunu unutma. E o zaman buradaki V batanla şuradaki yükselen suyun hacminin ne olması lazımmış? Birbirine eşit. V batan, ve yükselen birbirinin tıpkısının aynısı. V batan nedir? 4 çarpı 2 çarpı 1. V yükselen nedir? Hocam şurası 6. Şurası 6, burası da H. 6 çarpı 6 çarpı H. Buradan ne geldi? 2'ye bölsen 2'ye bölsen 3. Bir daha 2'ye böl bir daha 2'ye böl. Şurası da 3 kal. 2 kaldı o zaman. Ee, 2'ye böldüğünde 3 kaldı. 2 eşittir 9 açsa Haşı da buradan. 2 bölü 9 mu bulduk? Evet. Ama benden ne diyor? Bunu suyun içine attığım zaman diyor. Suyun yüksekliği ne olur diye soruluyor bana. Önceden 2 birim yüksekliği yok muydu? Vardı. O zaman bizim yüksekliğimiz ne olacak? Ve e, suyun yüksekliği ne olacak? Yükseklik diyelim yük diyelim buna da. 2 artı h'dan 2 artı 2 bölü 9'dan kaç yapar? 20 bölü 9 yapar. Evet a şıkkını ne bulduk arkadaşım? 20 bölü 9 bulduk. Şimdi gelelim b şıkkına. B şıkkını da bu şeklin içinde yapayım. Arkadaşlar bu sefer de diyor ki b şıkkı demir bloğun en küçük yüzeyi zeminde olacak şekilde suyun içine atılırsa en küçük yüzeyi hangisi? 2'ye 4'lük mü? 1'e 2'lik mi? Ya da 1'e 4'lük mü? Hani 1'e 4'lük. Şurası da 1'e 4'lük yüzey var. Tabii ki en küçük yüzeyi burası. Bu yüzeyi suya batırıldığında bak ben önceden hazırlamıştım şuraya. Hemen onu şöyle bir alayım şunun içine koyayım. Bak şimdi aldım şunu şunun içine koydum. Şöyle koyduğum zaman. E hocam burada bunun yüksekliği kaç? Bunun yüksekliği 4 olacak o zaman. E buradaki yükseklik suyun yüksekliğini açtı mı? Açtı. E suyun yüksekliğini açtıysa o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle mesela bir su yükselmesi oldu bu sefer. Değil mi? Önceden nasıldı? Şurada bir su vardı şöyle. Ee, şöyle bir geri geleyim. Heh. Şurada bir su vardı. Hemen onu suyu da şöyle göstereyim. Evet şöyle bir su vardı. Şimdi bunu için atınca su oldu. Hatta soru içerisinde şey de demiş e, demeliydik aslında ama demiş miyim ben burada. Demir bloğun en küçük yüzeyi zeminde olacak şekilde suyun içine atılırsa suyun yüksekliği kaç birim olur diye soruluyor. Yani su yükseldi ama tamamen içine alacak mı? alsaydı tamamen içine batıyor diye de söylerdi arkadaşlar burada. Evet öyle bir şey demediyse almadı diye kabul edelim ya da soruda suyun içine tam batmıyor diye söylenmiş olsun mesela. Tamam şu an konu anlatımımızda konu anlatımındayız ya herhangi, herhangi bir sıkıntı yok. Yani ıslanmayan kısımlar var burada. Şu kadarlık x'lik bir kısım ne oldu arkadaşlar? Oldu. Şurası da x'e tamam o zaman olay bitti. Bir şekilde olayı bitireceğiz şimdi arkadaşlar. Bak burası 1 burasının da 2 olduğunu biliyoruz. Sonra bu yükseklik 4 oldu. Şimdi şurada da 2 birim yükseklik var yalnız. Buna da dikkat edin. Batan kısmının kısma kadar olan kısım. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız biliyor musunuz? Tamamen batmadıysa. Burada da hacmi kadar su yükseltir dediğimiz zaman şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Hocam ben şuradaki hacmi kadar su yükseli yükselen su ne olacak? Yükselen su şuradaki kısım alabilirsiniz aslında ama orada sıkıntı yaşarsınız. Buradaki kısım değil tam olarak. Bu yoldan şöyle yapabilirsiniz yükselen su bu şekilde ama buradakinden şunun hacmini buradakinin hacmini çıkartacaksınız. Çünkü burada su yok demir blok var. Buradaki hacim ne oluyor oradaki hacim? Dikkat et oradaki hacim ne oluyor? Hocam oradaki hacim de şu. Burası kaç birim? 2 birim. Şurası kaç birim? 1 bir birim. 2 çarpı 1 çarpı yüksekliği de x'lik oluyor. Yani yükselen suyun hacmi. Yükselen suyun hacmi batan suyun hacmine eşit olacak. Batan kısımda şu kadarlık kısmı alacaksınız x artı 2 yüksekliğinde kısmı alacaksınız. Ama bu biraz karışık oluyor. Bence şuradan gitmek daha mantıklı. Ne yapacaksınız? Biz buradan şöyle şu kadarlık su yükseldi ya. E sen buradaki şu yükselen sudan yani tüm şeyden sonuçta buradaki içindeki suyu bulmaya çalışacağız. Yani burada V suyu düşünsene. V su nedir? B şıkkında. V su nedir normalde? Hocam V sunun hacmi 6 çarpı 6 çarpı 2'dir. 6 çarpı 6 çarpı 2'dir. Aynı zamanda V su ikinci şekilde sen bunu böyle içine attığın zaman ne olacak? Hocam oluşan büyük hacimden neyi çıkartacağız biz? Oluşan büyük hacimden yani 6 çarpı 6 çarpı x artı 2'den 6 çarpı 6 çarpı x artı 2'den neyi çıkartacaksın? Şuradaki kısım batmış zaten bunun içine. Bu batan kısmı çıkarttığın zaman sonuca elde edersin. Yani V suyu elde etmiş olursun değil mi? Sonuçta bunu attık içine su biraz yükseldi böyle. Ne dedik? X artı 2 yüksekliğindeki şu hacimden şu batan kısmı çıkarttığımız zaman V suyu elde etmiş oluruz. O zaman batan kısmı da bu şekilde yapacağız. Batan kısmı da tabanımız 1 ve 2. Yüksekliğimiz de ne oldu? Şurası da X olduğu için X artı 2 değil mi? Evet. Yani 1 çarpı. Tabi bunu çıkartacağız. 1 çarpı 2 çarpı X artı 2'yi çıkarttığımız zaman ne yapacağız? V suyu bulmuş olacağız. Tekrarlıyorum. Normalde ilk başta V su 6 çarpı 6 çarpı 2 idi. Ama ikincisinde attığım zaman V su bütünden batan kısmı çıkarttığım zaman yine V suyu elde etmiş olurum. Yani bütünden neyi çıkartacağız? Batan kısmı çıkarttık. Bu V suya eşit oldu arkadaşlar. Evet buradan sonuca ulaşacağız. 36 36 6 kere 6 36 çarpı 2'den 72 burası. 72 eşittir 36 x artı 72 eksi 2 x eksi 4 mi yaptı burası? Evet 72'ler gitti. Ondan sonra 36 x eksi 2 x kaç yaptı buradan? 34 x yaptı. 34 x de eksi 4 de öbür tarafa nasıl geçti? Artı 4 diye geçti. O zaman böylelikle x'i kaç bulduk? 4 bölü 34 bulduk. Yani 2 bölü 17 bulduk. Ama bizden 2 bölü 17 istenmiyor. Bizden ne isteniyor? suyun yüksekliği isteniyor. Suyun yüksekliği de ne olacaktır? X artı 2 olacaktır. Yani 2 bölü 17 artı ne isteniyor bizden? 2 isteniyor. 34, 36 bölü 17 yapar. B şıkkının cevabı. O zaman şuraya da B şıkkı da ne yazayım? 36 bölü 17 diye yazayım arkadaşım. Tamam mı? B şıkkının cevabı da 36 bölü 17 çıkmış oldu. Ve geldik son soruya. Şekil 1'de yüksekliği 9 birim ve üstü açık olan dikdörtgenler prizmasının içi 5 birim yüksekliğine kadar su ile doludur. Sonra prizma şekil 2'deki gibi BC kenarı zeminde kalacak ve kaptan iç su dökülmeyecek şekilde eğildiğinde AE su uzunluğu en az kaç birim olur diye soruluyor. Arkadaşlar AE su uzunluğunu ben en az olması için olabildiğince böyle aşağı dolu eğmeliyim değil mi? Ve içinden hiçbir su dökülmeyecek. E o zaman ona göre hamle yapacağız. Arkadaşlar her ikisinde de içindeki sular aynı değil mi? Evet. Su dökülmeyecekse hatta her ikisinde de içindeki boşluklar aynı değil mi arkadaşlar? Evet. Ya içindeki suya göre yorum yapacağım ya da içindeki boşluğa göre yorum yapacağım. Şimdi ben bunu olabildiğince aşağı doğru eğmeliyim ki A'ya üstünü en az olarak bulmalıyım. O da nasıl olur arkadaşlar? O da olabildiğince aşağı demek tam ucuna kadar eğdiğimde olmaz mı? Evet tam ucuna kadar eğeceğim arkadaşlar. Tam ucuna kadar eğdiğim zaman işte şöyle bir şekil oluştu. İşte buradaki şekildeki şu uca kadar geldiği zaman o zaman ben buradaki x'in en az değerini bulurum. A o zaman şöyle bir şekil çıktı karşımıza arkadaşlar. V boşluk daha güzel oldu. Boşluk üçgen prizma olmadı mı? Oldu. O zaman ben şuradaki y'yi bulursam x'i de bulurum. Bu arada şuradaki boşlukları yorumlayacağım. V boşluk. Birincisinde nedir arkadaşlar? Şuraya A, buraya B diyecek olursam Taban alan çarpı yükseklik yani a çarpı b çarpı 4'e eşit değil midir? Evet a çarpı b çarpı 4'e eşittir. E burada da arkadaşlar şuraya a buraya b yok buraya b buraya a demiştik. Burada da bu nasıl bir prizma? Üçgen prizma değil mi? Tabanı ve tavanı her iki tarafta önde ve arkada aynı. Üçgen prizma. E üçgen prizma da hacmi nedir? Taban alan çarpı yükseklik. Yani b çarpı y bölü 2 değil midir taban alanı? Evet b dik üçgen olduğu için bu. b çarpı y bölü 2 çarpı yükseklik olacaktır arkadaşlar. Bunların her ikisi de birbirine eşit mi? Eşit. E o zaman buradan ne geldi? A'lar B'ler gitti. Buradan Y 4 kere 2 8'e eşit oldu. Y 8'e eşit olduysa ve buradaki uzunluk da 9'a eşitse X de kaça eşit olur o zaman arkadaşlar? 1'e eşit olur. Çünkü X artı 8 de 9'a eşit. Dolayısıyla X de böylelikle 1 çıktı arkadaşlar. Heh, burada niye böyle V boşluğu yorumladım? Her ikisinde de V boşluk daha mantıklı. Burada üçgen prizma yaptım. Mesela sen burada yamuk prizmanın hacminden de gidebilirdin. Ya direkt X'i bulmak için. Hocam şuraya AB dedik ya. Mesela şurası A. E, şurası A. Burası B. Şuradakini de biliyoruz. 9. Şurada da yamuk prizmanın hacminden de gidebilirsin. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2'den de gidebilirsin. Bu sefer alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 çarpı yükseklik neye eşit? Buradaki suyun hacmine eşit. Yani... A çarpı B çarpı N eşit 5'e eşit deyip o şekilde de yorumlamada yapabilirdiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben ne yaptım? Boşluk daha mantıklı olduğu için yamuğun alanında uğraşmaktansa boşluğun alanında uğraşmak istedim. Siz de bazen böyle farklı yolları gösteriyorum ki size yani yorumlama gücünüz artsın. Her zaman suyu yorumlamak belki sıkıntı olabilir. Suyu yorumlamaktansa bazen boşlukları yorumlamak daha mantıklı olabiliyor arkadaşlar. Bu da mantıklı olan şeylerden biriydi. Evet gençler, böylelikle ne yaptık? Bitirdik mi olayı? Evet, bu videoyu bitirdik. Biraz uzun oldu ama gerçekten güzel sorular çözdük. Şöyle baktığımız zaman her çeşit soruyu çözdük. Artık olayı kavradınız büyük ihtimalle. Çok değişik sorular çözdük. İşte su tam batarsa hacmi kadar su yükseltir, tam batmazsa bütünden batan kısmı çıkart, yine v suya eşitle gibi güzel şeyler öğrendik aslında. Şöyle baktığımız zaman gerçekten güzel şeyler öğrendik. Buradan sonra da devamında getireceğiz. Bundan sonra da ince şeylerden bahsedeceğiz biraz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda parça çıkarmada ve parça çıkarma ve yüzey sorularından bahsedeceğim. Yüzey sorularından da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.